Bu soruda, aşağıdaki tabloda 24'ün 40'a oranına denk oranlar yer almaktadır. Eksik olan değerleri tamamlayın, deniyor. 24'ün 40'a oranına eşit olan ve payı 24, paydası 40 olan kesiri de tabloda bu satıra yazmışlar. Denk oranları, yani denk kesirleri oluşturmak için tablodaki bazı boşlukları doldurmamız gerekecek. Bu iki satırda paydayı, en alt satırdaysa payı bulmamız gerekiyor. Denk kesirleri bulmanın pek çok farklı yolu var. Ancak sanırım en kolayı, hem payını hem de paydasını bildiğimiz bu kesirden başlayarak diğerlerine bakmak olacak. Örneğin, şimdi bu ikisine bakalım. Bunun payı 12. 12, 24'ün yarısı. Dolayısıyla payda da 24 bölü 40 kesrindeki paydanın yarısı kadar olacak. 40'ın yarısı, yani buraya 20 yazabiliriz. Şimdi ilk kesire bakalım. Artık ilk satırla ikinci satırı karşılaştırarak denk kesrin ne olduğunu bulabiliriz. 12'den 3'e ulaşmak için 4'e bölmek gerek. Pay 4 ile bölündüğüne göre paydayı da 4'e bölmeliyiz. 20'yi 4'e bölersek sonuç 5 olur. Demek ki birinci satırdaki denk kesrin paydası da 5'miş. Şimdi de son satırda bulunan kesire bakalım. Bu sefer payı boş bırakmışlar. Fakat paydaya bakarak bir karşılaştırma yapabiliriz. Üçüncü satırla dördüncü satırı karşılaştırıyorum. Payda 40'tan 80'e çıkmış, yani 2 ile çarpılmış. Dolayısıyla payı da 2 ile çarpacağız ve pay 48 olacak. Böylece 4 tane denk kesir elde etmiş olduk. 3'ün 5'e oranı, yani 3 bölü 5, 12'nin 20'ye oranıyla, 24'ün 40'a oranıyla ve 48'in 80'e oranıyla aynı şeydir. Şimdi cevabımızı kontrol edelim. Evet, Tamam doğruymuş. Hadi gelin benzer birkaç örnek daha yapalım. Aşağıdaki tabloda 27 bölü 75'e denk olan kesirler yer almaktadır. Evet buradaki kesirlerin tamamı denkmiş. Bu tabloda 18 bölü 55'e denk olanlar yer almaktadır. Pekala, üstteki tabloda yer alanlar 27 bölü 75'e denk kesirlerdi. Alttaki tablodakilerse 18 bölü 55'e denklermiş. Kesirlerden hangisi daha büyüktür? 27 bölü 75 mi yoksa 18 bölü 55 mi? diye sorulmuş. Bu ilginç bir durum çünkü bu iki kesire baktığımızda paydaları farklı olduğu için bunları direkt olarak karşılaştırmak biraz zor. Peki bunları nasıl karşılaştırabiliriz? Bu iki kesiri karşılaştırmak için aklıma gelen en kolay yöntem, üstteki ve alttaki tabloya bakıp bu iki kesire denk olan kesirler arasında payı ve paydası aynı olan birer kesir bulmak. Bakalım bu iki tabloda payı ve paydası aynı olan kesirler bulabiliyor muyuz? 54 sayısı dikkatimi çekiyor. Üstteki tabloda ikinci satırda bulunan denk kesrin payı 54. Alttaki tabloda da üçüncü satırdaki denk kesrin payı 54. Artık karşılaştırmayı daha kolay yapabiliriz. 54 bölü 150 mi daha küçüktür yoksa 54 bölü 165 mi? Payları aynı olan iki kesiri karşılaştırırken, paydası daha büyük olan kesrin değeri daha küçük olacaktır. Yani 54 bölü 165, 54 bölü 150'den daha küçük. Dolayısıyla 18 bölü 55 de 27 bölü 75'ten daha küçük. Şimdi seçeneklerden hangisi doğru birlikte bakalım. İlk seçenek 27 bölü 75 büyüktür, 18 bölü 55 diyor. Evet, Aradığımız seçenek bu. Şimdi cevabımızı kontrol edelim ve başka bir örneğe geçelim. Gülin'in arkadaşları bir yarışa katılıyorlar. Hepsi sıfır zamanında başlıyor ve sabit bir hızla koşuyorlar. Bu tablolardan hangisi, Gülin'in arkadaşlarından birisinin zaman ilerledikçe kat ettiği mesafeyi gösteriyor olabilir? Evet, birinci tabloya bakalım. Öncelikle bize sabit hızla koştukları söylenmişti yani uzaklık ve süre arasındaki oran sabit olmalı. Birinci tablodaki satırlara bir bakalım. İlk satırdan ikinci satıra geçerken mesafeyi 3 ile çarpmış. Bu durumda süreyi de 3 çarpmalı ki öyle olduğu için bu satır tamam. Üçüncü satıra geçerken mesafeyi 5 ile çarpmış. Süreyi de 5 ile çarpmalı. Evet bu satır da tamam. Yani birinci tablo doğru gözüküyor. Devam edelim ve ikinci tabloya bakalım. İlk satırda 11 ve 4 var. İkinci satırda ise 12 ve 5. Bunlar denk oranlar değiller. Yani ikinci tablo sabit hızı göstermiyor. Dolayısıyla bu tablo doğru değil. Evet, şimdi üçüncü tabloya geçelim. İlk satır 1'e 1. İkinci satırda mesafe 2 katına çıkmış. Sürenin de 2 katına çıkması gerekirdi ancak 4 katına çıkmış. Üçüncü satırda da mesafe 3 katına çıkmasına rağmen süre 3 katına çıkmamış. O yüzden üçüncü tabloda sabit hızı göstermiyor. Ve dördüncü tabloya geldik. İlk satır 14'e 10. Bu oranı 2 ile sadeleştirirsek 7'nin 5'e oranı ile aynı olduğunu görebiliriz. İkinci satırdaki 21'e 15 oranı da 3 ile sadeleştiğinde 7 bölü 5 oluyor. Üçüncü satırdakilerin ikisini de 7'ye bölersek bu satırdaki oran da yine 7'ye 5. Yani dördüncü tabloda doğru görünüyor. Cevabımızı kontrol edelim ve evet işte bu da doğru.